Türkiye'nin model şehirlerinden Kocaeli'de günden güne hız kazanan sanayi yatırımları kenti her alanda çekim merkezi haline getiriyor. Özellikle inşaat sektöründeki canlanmayla birlikte ardı ardına inşa edilen prestijli projeler Kocaeli'ni modern bir kent görünümüne kavuşturuyor. 1987 yılında gıda sektörüyle ticaret hayatına atılan ve 2007 yılından bu yana da inşaat sektöründe yatırımlar gerçekleştiren Torunoğulları İnşaat'ta geliştirdiği projeleriyle Kocaeli'deki konut sektörünü canlandıran firmalardan biri. Oluşturduğu istihdam alanlarıyla bölgenin ekonomik kalkınmasında etkin bir rol oynayan firma, kalite ve güven odağında sağladığı istikrarlı büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Firmamız 1987'de Kocaeli ili Gölcük ilçesinde gıda sektörünün toptancılığıyla başlayan bir firmadır. 28 yılı aşkın bir süredir bu kentte ticaret yapıyoruz. 87'den 94'e kadar Türkiye'deki önemli firmaların distribütörlüğünü yaptık. 96'da imalat sektörüne başladık. İki tane üretim sektörü kurduk. Bir yağ sektörü, bir şeker sektörü olarak. İki tane 2003 yılına kadar, 2004 yılına kadar üretimle devam ettik. 2004 yılından sonra inşaat sektörüne geçiş yaptık. İnşaat sektörüyle birlikte piyasanın istikrarlı olması, ülkedeki istikrarın devam etmesi, bu da inşaat sektörünü canlandırmasına neden olmuştur. Bu inşaat sektörüyle birlikte aşağı yukarı 450'ye yakın ürün aynı o sektörde canlılık ve hareketli kazanıyor. Tabii inşaat sektöründeki 10 yıllık hedefi önümüze koyduğumuz zaman işte 2014-2015 hedeflerini koyduğumuz zaman 10 yıllık bir hedef koymuştuk. Birer birer hedeflerimize ulaştık. Bu da ülkedeki istikrardan oluşan bir sonuç olarak görüyoruz. Çünkü sürekli inşaat sektöründe büyüyen bir ülke. Enflasyonun düşmesiyle birlikte, banka kredilerinin düşük olmasıyla beraber, konut mortgage sisteminin ülkemize ciddi anlamda gelişmesiyle birlikte, bu da vatandaşın kiraya vereceği parayı kira ödemiyor da kendi evini ödeyip kiracı gibi 10 yılda ev sahibi olmasına neden olan bir gelişim olarak görüyoruz. Firma imza attığı önemli projelerle sektördeki yükselişini sürdürüyor. Bunlardan biri de şüphesiz Taraftar projesi. Metin Torunoğulları, farklı taraftar grupları arasındaki sportmenliği geliştirmeyi amaçlayan projenin detaylarını şöyle anlatıyor. Burada 2010 yılından bugüne kadar 800'ün üzerinde konut ürettik. Bu 800 konutu üretirken bizim tabii sosyal konut da ürettik. Normal işte elit grup dediğimiz insanlara da satacağımız konutlar da ürettik. Ama biz bu taraftarı hep hayalimde olan bir şeydi. Yani türbinlerdeki birbirlerine karşı olan kavgalar, dövüşler, işte türbin anarşisi, türbin terörü derken yok biz dedik ki burada da biz de biz öncü olmalıyız. Bir proje üretmeliyiz ve bu projede Türkiye'de işte 4 büyük, hatta Bursaspor'la 5 büyük diye adlandırdığımız bu böyle bir proje, böyle bir konut projesi yapıp ve bu taraftarları bir arada oturtturmamız gerektiğine inandığımız için biz bu projeye el attık. Bu projenin esas amacı biz orada 6 bloktan oluşan 100 ailenin bir arada yaşayabileceği bir konut projesi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Kocaeli ve milli takımdan oluşan bir proje bu. Birlikte yaşamayı biz karar verdik. Siz de birlikte izlemeyi öğrenin diye bir slogan ürettik. Çok büyük talep gördü. 2,5 ay gibi kısa bir sürede projenin tamamını sattık.
Şimdi de projeyi yapmaya devam ediyoruz. Ki Ağustos ayında da teslim edeceğiz. Allah izin verirse 2015 Ağustos'ta peyzajıyla, altyapısıyla, her şeyle de bitmiş olacak. Metin Torunoğulları, vatandaşın konut satın alırken dikkat etmesi gereken hususlara da değiniyor. Ve bu noktada da yapıların depreme dayanıklı olup olmadığı büyük önem taşıyor. Tabii bizim için en önemli şey, birinci soru, konut alırken neyi önemsiyorsunuz? Vatandaşın işte mutfaktaki dolabı veya salondaki görselli önemsemesini istemiyoruz açıkçası. Burası, bu kent daha doğrusu, bu ülke daha doğrusu deprem bölgesi olan, deprem kuşağında olan bir bölgeyiz. Dolayısıyla 17 Ağustos'taki depremde deprem insanları öldürmedi, yapılar insanları öldürdü. Dolayısıyla bu yapıların sağlamlığı bizim için önemlidir. Zemin etütü, statiği, temel bağlantıları, bunları vatandaşın incelemesi lazım. Bunları görmesi lazım. Bunların üstünde yoğunlaşması lazım. Çünkü biz hepimiz depremde can ve mal kaybettik. Mal bir türlü yerine geliyor ama can yerine gelmiyor. Dolayısıyla biz bunlara vesile olmamalıyız. Metin Torunoğulları sektörde yaşanan sıkıntılara da dikkat çekiyor. Benim burada sıkıntı yaşadım. Beton numunelerinde sıkıntı yaşıyoruz. Yani bir beton numune değeri 7 gün, 21 gün, 28 günden sonra çıkıyor. 28 gün sonra çıkan beton uygun olmadığı takdirde, bugüne kadar ben hiç rastlamadım bir insanın bir beton kırdığını, katı indirdiğini görmedim. Dolayısıyla beton numunesi sonucu çıkıncaya kadar ben 3 tane beton atıyorum. Veya 4 tane atıyorum, 4. betonu atıyorum. Dolayısıyla bozuk da çıksa işte karotu alıyor, bir türlü o firmayla o firma tamamlıyor, bütünlüyor. Dolayısıyla benim mesela en büyük şikayetlerimden bir tanesi, beton numune sonucu çıkmadan müteahhit firmanın devam etmemesi. Uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde olan kentsel dönüşüm çalışmaları, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'nde de son hız devam ediyor. Torunoğulları İnşaat bu konuda da önemli bir takım çalışmalar içinde. Kentsel dönüşümle alakalı özellikle Gölcük'te yıkımlara başlanıldı. 30 Mart seçimlerinden sonra, 2014 30 Mart seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer 12 ilçemiz var. 12 ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Sayın Bakanımız Sayın Fikri Işıklı'nın da talimatlarıyla özellikle bu kentte ciddi anlamda kentsel dönüşüme start verildi ve her ilçede öncelik olarak bölgeler, pilot bölgeler seçildi. O bölgelerle alakalı ciddi çalışmalar devam ediyor. Gerekirse kamulaştırma devam ediyor. Bakanlık zaten Şehircilik Bakanlığı takip ediyor. Belediyelerde çalışıyor. Bizim kentimizde her ilçemizde, yani 12 ilçemiz tamamında bölgelerimiz bellidir. Çalışmalarımız devam ediyor. 2015 yılında tamamen start verilecek durumdadır, konumdadır ki kentsel dönüşüm bu kentin olmasa olmazlarından bir tanedir. Bizim için çok önemsiyoruz. Yani konut açığımız, konut sektöründeki eksiği tamamlamaktan ziyade biz eski yapılardan, kullanılmayacak olan yapılardan kentin süliyetinin değişmesinden yanayız. Onun için kentlerin bu kentsel dönüşüme ciddi anlamda ihtiyacın olduğunu hissediyoruz ve destekliyoruz. Firma, geleceğe dönük projelerini belirlemeden önce bir takım anketlerle vatandaşın nabzını tutuyor ve yatırımlarını bu doğrultuda gerçekleştiriyor. 2 yıl önce bir anket yaptırdık. Aşağı yukarı Kocaeli'nin genelinde 4000 kişiye sorular sorduk. Fiyat aralığını sorduk. Hangi bölgeleri istiyorsunuz diye sorduk. 1 artı 1 mi, 2 artı 1 mi, 3 artı 1 mi, 4 artı 1'i sorduk. Anketlerin sonucundan verilen veri tabanlarına göre Kocaeli'nde, Kocaeli ilçelerinde
arsa alıyoruz ve o arsaları o bölgelere üretmeye başlıyoruz. Yani göç alan neresi? İşte Kocaeli yıllık %7,5-8 göç alıyor. İşte 2023 hedeflerinde Kocaeli'nin 2 milyon 900 bin nüfus bekleniyor. Şu anda 1800 civarı. Dolayısıyla Kocaeli'nde şu anda önümüzde 50 bin konuta açık, yakın açık konut açığı olduğunu, bu doğrultuda hangi bölgede açık olduğunu, bunların hepsini bildiğimiz için bu proje doğrultusunda kendimize bir 2023'e göre biz de planlamış durumdayız. Biz ofisimizi, işletmemizi kendi ağırlıklı konut yaptığımız alanlarda tutuyoruz. Vatandaşın bize çok çabuk, çok rahat ulaşabilmesi için biz ayrıca 80 kişilik ekibimizin dışında 5 kişilik tadilat tamirat ekibi kurmuşuz. Bu 7-24 görev yapan bir ekibimizdir. Gecenin 12'si, 1'i, 3'ü, 5'i hiç fark etmiyor. Her zaman koşabilecek, her zaman profesyonel olarak destek olabilecek bir ekibimiz var. Ve bizim kendi mahallemizde veya bizim kendi bölgemizde bizim yapmayıp da diğer arkadaşların yapıp da işte arkadaşın o an ulaşmadı, bize ulaştıklarını dahi o tadilatını, tamiratını yapıyoruz ve ciddi anlamda yardımcı oluyoruz. Metin Torunoğulları sektöre yeni atılacak genç yatırımcılara da önemli tavsiyelerde bulunuyor. Hayat bir risktir. Sokakta yürürken de bir risk taşıyorsunuz. Dolayısıyla riskin 10'da 9'unda ticarette olduğunu biliyoruz. Ben gençlere, genç girişimcilere bir tek şey tavsiye ederim. Dürüstlük, dürüstlük, dürüstlük. Kesinlikle dürüstlükten taviz vermedikleri sürece yol alır giderler. Ne olursa olsun emanete hıyanet etmemeleri lazım. Ülkenin istikrarı için, ülkenin geleceği için biz hepimiz bir aynı gemide yürüyoruz, aynı gemideyiz. Dolayısıyla bu geminin sağlam limana varması için hep birlikte herkesin elini aynı taşın altına koyması lazım. Bizim bir tek hedefimiz var, istihdam sağlamak, KDV üretmek, vergi ödemek, vatandaşlık görevimizi yapmak. Teşekkür ediyorum. Şimdi ise sözü firma çalışanlarına bırakıyoruz. Tapu işleriyle ben ilgileniyorum şirketin. Tapu alım satımı vekaletler benim üstüme olduğu için onlarla ben ilgileniyorum. Projelerin iç mekan tasarımlarını yapıyorum. Sektör olarak genişlemeye başlayan bir sektör. Özellikle Kocaeli'nde inşaat sektörü depremin ardından. O şekilde biz de hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Firmada muhasebe müdürü olarak çalışmaktayım. 2012 yılından itibaren. Tabii dikkatli olmak gerekiyor. Paranın döndüğü bir alan. İşe giriş çıkışlarımız çok fazla oluyor. Çeklerimiz, ödemelerimiz. Bu anlamda ciddi, çok sorumluluk gerektiren bir bölümde çalışıyorum. Projenin müdürüyüm ben. Buradaki projedeki uygulamaları birebir yerinde uygulamaya çalışıyoruz. Eksikleri, hataları gidermek için birebir yerinde uygulamaya çalışıyoruz. İnşaattaki diğer işlemlerde işte inşaattaki eksiklerin falan şeylerin projede nasıl olması gerektiğini inşaattaki işçilerle beraber, ustalarla beraber birebir yerinde uygulamaya yardımcı olmaya çalışıyoruz biz de. İnşaatta güvenliği sağlamak, disiplini sağlamak sorumlusuyum yani. Biz inşaat işlerinde özellikle işe giriş muayeneleri ve işbaşı eğitimlerine gerçekten çok dikkat ediyoruz. Sigortasız ya da işbaşı eğitimini almamış personelin kesinlikle de kesinlikle sahaya çıkartılmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Kazaların önlenmesi önce iş güvenliği bilincini oluşturmamız gerekiyor çalışanlarda. Bunun için de eğitim. Yani eğitim şart diyoruz, gerçekten öyle. Eğitimle başlıyor. Bu işi eğitimle çözebiliriz. Bunun için de çalışanlarımızı bol bol eğitmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz.